Değerli izleyenler peki Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Yapılandırma nasıl olacak? Detayları Oğuzhan Uygun Türk'ten alacağız. Yanında bir de konuğu var. Oğuzhan hoş geldin yayına. Neler aktarırsın? Evet Arzu merakla bekleniyordu. Saat 15 itibariyle de Ankara Beştepe'de görüşecek kabine toplantısının ardından merakla beklenen yapılandırma paketi detayları açıklanacak. Tabi bu içerisinde paketin içerisinde neler var? Ben de konuğuma soracağım. Muhammed Bayram, Yeminli Mali Müşavir, aynı zamanda ekonomist. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim tabii vatandaşlar, esnaf herkes bekliyordu aslında. Bugün pa paketin detayları kabinede görüşülecek. Özellikle vatandaşlardan başlayalım. Vatandaşları nasıl ve ne şekilde ilgilendirecek bu paket? Cumhuriyet tarihinin en büyük aslında borç yapılanma vergi af paketinden bahsediyoruz. Yine devletimiz bu, bu düzlemde pandemiden beri birçok çalışma hayatında ve diğer hususlarda birçok paket açıkladı. Yine Cumhuriyet en büyük sosyal konut projesi açıklandı. Bu da Cumhuriyet en büyük olması ile özellikle 84 milyon vatandaşımız doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek bir paketten bahsediyoruz. Yani Vatandaşlarımızın vergi dairesi olan vergi borçları, SGK'ya olan SGK prim borçları, yine belediyeye olan emlak vergisi borçları, çöp vergisi borçları, ilan borçları, yine ilan ve emlak borçları bunların tamamını kapsamlı olacağını bahsediyor, biliyoruz ve otoyol köprü geçişleri, yine trafik cezaları, MTV borçları, ÖTV borçları aslında vatandaşımızın bizzat devlet olan tüm borçların yapılanma kapsamlı olmasını bekliyoruz. Burada Vatandaşlarımızın borçlarının vergi asılları ve cezaları yani faizleri var. Burada vergi asıllarının kalması, borç asıllarının kalması, faizlerin silinmesi noktasına bir paket bekliyoruz ve bununla beraber de işletmelere belli bazı da avantajlar sağlanacak. Bunlar işte işletme kayıtlarının düzeltilmesi, kasa affı, ortaklara affı, cari hesap affı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi afflar bekliyoruz. Biz de merakla bekliyoruz aslında. Efendim tabii peşin ödeme halinde %90'a varan borçların silinme imkanı da sağlanmış olacak. Efendim çok yüksek bir oran diyebiliriz değil mi? Vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. Evet EYT mesela 2.250 milyon 250 bin vatandaşımızla ilgileniyoruz ilk, ilk aşamada. Bu 84 milyon vatandaşın tamamını ilgileniyor. Aslında elektrik borçları, su borçları, belediye olan tüm borçlar yine burada bu kapsamda 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi tüm borçları kapsıyor. Yani 31 Aralık 2022'den sonra yani Ocak 2023 ve sonrası borçları kapsamasını beklemiyoruz. Vatandaşımız o açıdan dikkatli olsun. Özellikle MTV borçları bu ay içerisinde hak ediyor ve bu ay içerisinde ödemek zorunda. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi vergi asılları kalacak. Faizlerin Tamamına yakını silinmesi bekleniyor ve aynı zamanda eğer vergi asırları peşin ödenirse burada 190'nın ödenmesi yani %10'luk bir indirimde bekliyoruz. Daha önceki uygulamalar yapılandırma kanunlarında ana faizler silindi. Ana para üzerinden bir yapılandırma yapıldı. O da nasıl işte? 6 ay, 9 ay, 18 ay, o da 36 ay gibi taksitlendirme yapıldı. Her bir taksit arası 2 ayda bir ödeme şeklinde yapılıyordu. Yine aynı düzenleme bekliyoruz. Tabii pandemi sürecinden beri hem esnafımız hem vatandaşımız hem de işletmelerimiz bir hayli yoruldu. Bir de enflasyon tahribatından dolayı da vatandaşlarımız vergi, sigorta, prim borçlarını ve diğer borçlarını belli bazı durumlarda ödeyemez hale geldi. Bundan dolayı devletimiz bunu gördüğü için Vatandaşlarımız özellikle esnafımız için bir borç ödeme kolaylığı, bir yapılandırma, faizlerin silinmesi e, hayata geçirecek. Neden? Enflasyon kapsamına zaten bilançolar çişti. Fiktif olan yani gerçek olmayan karlar mevcut aslında. Efendim tabii öğrencilerden, gençlerden de bahsedelim. Onların da kredi borçlarının büyük ölçüde silinmesi bekleniyor. Yapılandırılması bekleniyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet KYK borçları için aslında geçtiğimiz iki ay içerisinde bir yapılandırma yapıldı yine. Bütün öğrencilerin faizleri silindi. KYK borçları, burs borçları ilişkin ana paraları kaldı. Hatta hatta yeni mezun kişiler dört yıl boyunca herhangi bir şey ödemeden erteleyebilecekler. KYK borçları kapsamında bu pakette bir şeyimiz var, beklentimiz var. Efendim ağzınıza sağlık diyelim, teşekkür ederiz. Muhammed Bayram, Yeminli Mali Müşavir, Ekonomist tüm detayları aldık. Tabi 15 itibariyle Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılacak toplantının ardından detayların açıklanacağı bekleniyor diyelim ve biz de konunun takipçisi olduğunu söyleyelim. Söz tekrardan sana bırakalım Arzu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin detaylarını olsan Uygun Türk bizlerle paylaştık. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz